Polonya Başbakanı yaşananları Belarus devlet terörü olarak nitelendirdi. Krizden Rusya'yı sorumlu tuttu. Kremlin'dense suçlamalar kabul edilemez açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler de konuya ilişkin bugün toplanıyor. Hemen Polonya'ya gidelim ve ayrıntıları İlhan Atasoy'dan alalım. İlhan, az önce de aynı noktadaydın. Gerçekten kritik bir nokta ve bundan sonraki süreci okumamız gereken bir yer. Neler aktaracaksın bize sahadan? Nilgün Balkaç, öncelikle tabloya bir bakalım. Bir tarafta Belarus tarafında 3000-4000 civarında düzensiz göçmen var. 3 geceden bu yana bekleyişleri devam ediyor. Amaçları önce Polonya'ya gelebilmek, oradan da Almanya'ya ve diğer Avrupa Birliği ülkelerine geçebilmek. Hatta dünkü özellikle eylemler, gösteriler sırasında o bölgedeki Almanya, Almanya, Almanya şeklinde bağıran göçmenlerin görüntüleri paylaşılmıştı. Dolayısıyla onların amaçları, hedefleri bir an önce Polonya'ya gelebilmek. Ancak Polonya'da da şöyle bir durum var. 15 bin asker sınırda konuşlanmış durumda. Şu anda Ahmet Gümüş size gösteriyor. Bizim bulunduğumuz bu noktadan itibaren de Polonya'nın ilan etmiş olduğu olağanüstü hal bölgesinin başlangıç noktası. Buradan polisler hiç kimseyi geçirmiyor. Daha doğrusu gazetecileri ve sivil toplum kuruluşlarının, yardım kuruluşlarını geçirmiyor. Sadece o bölgede 3 kilometrelik alanda yaşayan, iş yeri olan işletme sahiplerine ya da orada çalışanların geçmesine izin veriyor. Ancak bir yandan da diplomatik çabalar devam ediyor. Avrupa Birliği devrede, özellikle Avrupa Birliği Belarus'a yönelik yaptırımlarını artırma açıklamaları ardı ardına geldi. Özellikle Avusturya'dan, Almanya'dan gelen açıklamalara baktığımızda kesinlikle Polonya'nın sınırlarını korumasına yardım edici açıklamaları geliyor. Kesinlikle Belarus tarafındaki göçmenlerin Avrupa kıtasına, Avrupa Birliği'ne geçmelerini istemiyor Avrupalı ülkeler ve bir anlamda da Belarus bağlamında veyahut da komşu ülkeler bağlamında bir çözümü hedefliyor gibi görünüyor. Tabii ki de bir tarafta Belarus var, diğer Belarus'la birlikte Rusya var, diğer tarafta Avrupa Birliği var, Polonya var. Bu baktığımızda bu karşılıklı açıklamalar sonrasında da diplomatik çabalar da tabii devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in toplantısı var, Avrupa Birliği'nin büyükelçilerinin toplantısı var, Dışişleri Bakanları toplantı yapacak. Dolayısıyla bu krizin çözülebilmesi için diplomatik temaslar devam ediyor. Ancak gerçek olansa Belarus tarafında, Belarus sınırının öbür Polonya sınırının diğer tarafında 3000-4000 civarında düzensiz göçmen bekleyiş içerisinde, zaman zaman sızma girişimlerinde bulundular. Ancak Polonya'da, ki az önce yayına hazırlanırken de bir kez daha buradan askeri araçlar geçti. Çok sayıda askeri aracın sınıra doğru gittiğini söyleyebiliriz. Çünkü düzensiz göçmenlerin zaman zaman, ki biz şu anda bulunduğumuz nokta 3 kilometre sınıra olağanüstü halin başladığı nokta. Ancak o sınırın güneyine doğru düzensiz göçmenlerin ilerlediklerini, sızma girişiminde bulunduklarını ifade etti Polonyalı yetkililer. Dolayısıyla sınır hattı boyunca da sınır güvenliğinin, Polonya'nın sınır güvenliğinin orada görev yaptığını söyleyebiliriz. Askerler orada, polisler orada, Polonyalılar, Polonyalı hükümeti kesinlikle Belarus'tan bu tarafa doğru, Belarus'tan Polonya tarafına doğru düzensiz kimsenin gelmesini, göçmenlerin gelmesini istemiyor. Bunun için her türlü önlemi alacağız şeklinde açıklamaları oldu. Bir yandan siyasi açıklamalar devam ediyor, diplomatik çabalar devam ediyor. Diğer yandansa Belarus tarafında düzensiz göçmenlerin bekleyişi devam ediyor. Havada gündüz bile şu anda 3 derece, 2 derece. Dolayısıyla gece sıcaklığı da eksilerin altında. Bu anlamda da çözüm çabaları da hızlanacak gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek? Ancak net olan şu var. Polonya sınırlarını kapatmış durumda ve kesinlikle Belarus tarafından herhangi bir geçişe izin vermek istemiyor. İlhan, göçmenler ve sınırdaki tabloyu bize aktardı. Ancak aktarırken dikkat çekici unsurlar vardı. Göçmenlerin durumunu aktarırken hava sıcaklığını örnek gösterdi ve tabii bunun dışında da askerin ve polisin de bölgede olduğunu söyledi. Şimdi